Teknopat'tan herkese merhaba, ben Emin Çıtak. Bugün sizlerle beraber Huawei Pura 70 Ultra'ya yakından bakacağız. Huawei'nin normalde burada Pura değil, farklı bir seri olarak karşımıza çıkardı. P serisi olarak hep Huawei'nin özellikle bu Mart, Nisan, Mayıs aylarında duyurduğu telefonlardan bahsettiğimiz hep P serisini görürdük. Sonrasında farklı seriler de gelirdi. Artık bu Pura olmuş durumda ve Pura 70 Ultra Açıkçası donanımsal açıdan bugüne kadar kullandığım en iyi akıllı telefonlardan biri. Kamera olarak zaten 163 puanla DxOMark'ın direkt ilk sırasına yükseldi Huawei Pro 70 Ultra. Zaten Huawei'de DxOMark sonuçlarında hep en üst sıraları görmeye alıştığımızdan Pro 70 Ultra'da da bunun değişmediğini görmek bence sevindirici. Kameralara detaylı bir şekilde değineceğiz. Hatta benim yapmış olduğum bir yurt dışı seyahatinde bol bol bu akıllı telefonla fotoğraf çekme şansı elde ettim. Bu da hani günlük rutinden çıkıp farklı şeyleri görmek açısından ve kameranın özelliklerini sizlere yansıtma açısından son derece verimli ve iyi oldu. Ama tasarım ve malzeme kalitesiyle başlayacak olursak Pro 70 Ultra gerçekten çok şık görünen bir akıllı telefon. Zaten amiral gemisi seviyesindeki bu tarz akıllı telefonlarda biz tasarımsal açıdan iyi görünmelerini de bekliyoruz. Evet içerisindeki işlemci güçlü olacak. Kameraları her işi çok doğru şekilde yapacak. Ekran da kaliteli olacak diyoruz ama bunun dışında bir de tasarım önemli. Elinizdeki akıllı telefonun bir karakterinin olması önemli. P serisine baktığımda da özellikle P30 beraber P30 Pro'yu hatırlarsanız orada bir gradyal renk geçişleri vardı. Hatta Huawei bunu ilk uygulayan markalardan biriydi. Sonrasında diğer Telefon üreticileri de P30 Pro'nun bu tasarımsal başarısından etkilenip kendileri de aynı tarzda gradyal efektlere sahip arka kapaklar tasarladılar. Burada vegan deri kaplı, son derece güzel işlenmiş bir arka kapak görüyoruz ve kamera modülü gerçekten arka kapan üçte birini kaplıyor. Burada devasa bir ana kamera ve diğer modülleri görüyoruz. Periskop kamera hemen alt tarafta göze çarpıyor. Son derece güzel görünen burada X Image ile beraber flash'ın da bulunduğu metal bir plakanın çevresinde cam bir tasarım var. Aynı zamanda ana kamera ihtiyaca göre burada ileri doğru çıkabiliyor. Onu da birazdan sizlere göstereceğim. Ne işe yaradığını anlatacağım. Yeşil rengi zaten bize inceleme için geldi. Bir de kutudan çok güzel, çok şık bir kapak çıktı. Benim MacBook 14 esimle de son derece uyumlu oldu. Onda bir yeşil rengi var ki incelemesini de zaten kanalımızda bulabilirsiniz. Aynı zamanda web sitemizde de bulabilirsiniz. Ekran tabii ki Şimdi amiral gemisi akıllı telefon anlatıyoruz. Huawei'in de şu anda en çok güvendiği, en sağlam özellikleri koyduğu akıllı telefon olunca Pro 70 Ultra'nın ekranı da hakikaten çok etkileyici. Huawei bu ekrana X-True adını veriyor ve 120 Hz'lik tazeleme hızı sunuyor. 1 hertzle 120 hertz arasında geçiş yapabilen bir ekran bu. Ekran örnekleme hızı da zaten çok yüksek olduğundan parmağınızla telefonun arayüzünde dolaşmak bile inanılmaz bir tatmin veriyor. Şimdi bu Pro Ultra'ya özel bir şey değil bu arada. Huawei'nin LTPO ekran kullanan ve yüksek ekran ölçekleme barındıran bütün ekranlarında bu özelliği görüyoruz. Gerçekten karşılaştırdığımda bu seviyeye erişmiş başka bakıllı telefon yok. Abarttığımı düşünebilirsiniz ama farklı bir hissiyat var sanki telefonun ekranı elinizin altında parmağınızın altında kayıp gidiyormuş gibi hissettiriyor. Tabii ki bunu böyle görsel olarak veya diyorum sözlü bir şekilde belirtmek kafanızda tam canlanmasına neden olmayabilir. Benim önerim Mediamarkt gibi bir mağazada Huawei deneyim alanları oluyor Mediamarkt mağazalarında veya bu tarzda büyük perakendiricilerde. Orada mutlaka Huawei Pro 70 Ultra'yı göreceksiniz. Orada bir deneyin. Gerçekten elinize değer de 120 Hz'lik bir akıllı telefon varsa bir karşılaştırın. Çok farklı, çok değişik bir kaygan akıcı bir hissi var ekranın ve bunu gerçekten uzun süre koruyor. Tabii ki 1 Hz 120 Hz geçiş de önemli. Ekran yapısını sadece AMOLED değil aynı zamanda LTPO olduğunu da bize gösteriyor. Bu güç verimli açısından çok önemli. Çünkü ben bir video oyun oynarken diyelim Genshin Impact e oynuyorum ve yüksek FPS oyun oynuyorum. Ekran ona uyum sağlayabilirken aynı zamanda bir web sitesini okurken yani tek topata girdiniz haber okuyorsunuz e, sabit bir sayfa var önünüzde böyle olduğunda da sıkıntı yaşamıyorsunuz çünkü ekran hertzi 1'e kadar düşebildiğinden enerjileri büyük bir verimlilik sağlanıyor. Gerçekten LTPO OLED eğer bir amiral gemisi akıllı telefon satın alıyorsanız o fiyatlara çıkıyorsanız aradığınız ilk özellikler arasında olmalı. Tamam bu akıllı telefonda gerçekten çok iyi bir batarya var. Huawei zaten batarya konusunda verimliliği çok uzun yıllardır bilinen bir marka. Hem telefonlarında, hem tabletlerinde, bilgisayarlarında ve özellikle akıllı saatlerinde bunu görüyorsunuz. Biz anlatıyoruz, siz de satın alıp kendiniz görüyorsunuz zaten. Ama LTPO LE tabii ki önemli. Ve ekranın koruması da burada devreye giren önemli noktalardan biri. Kunlun cool Glass adı verilen bir koruma sistemi kullanıyor bu akıllı telefonun ekranı ve Crystal Armor'la destekleniyor. Bu ikisiyle beraber çizilmelere karşı Önceki versiyonlara göre %300 Çizilme direnci arttırılmış bir akıllı telefon. Ama yine de çok yüksek fiyatlı bir akıllı telefon olduğu için eğer Pro 70 Ultra alırsanız ekran koruyucu takacağınıza da eminim. Ama böyle bir korumanın olması önemli. Özellikle el mesafesinde veya cep mesafesinden yere düşüşlerde anında kırılmaması, telefonun dayanması da bizim için önemli satın alma noktalarından biri. Pro 70 Ultra'da en ilginç noktalardan biri Kirin işlemcilerin burada dönüş yapmış olması. Huawei Pro 70 Ultra'da Kirin 9010 işlemci platformu kullanılıyor. 8 çekirdekli bir işlemci. Diğer özelliklerine baktığımızda RAM'in 16 GB ve depolama alanında 1 TB olduğunu görüyoruz. Pro 70 serisindeki tabii ki en dolu ve en yüksek seviyeli model olduğundan hem bellek tarafında hem de depolama alanı tarafında Huawei gerçekten bir bilgisayarla boy ölçecek hale getirmiş bu telefonu. Donanımsal açıdan zaten herhangi bir sorun yaşayacağınız bir akıllı telefon değil ama yazılım tarafında sorduklarınıza merak ettiklerinize de doğru bir şekilde cevap vermek isterim. Huawei uzun zamandır akıllı telefonlarında EMUI üzerinden ki bu akıllı telefonda 14.2 ile beraber çıkıyor. Yani EMUI'nin en yeni ve en güncel versiyonuyla beraber bu akıllı telefonu kullanacaksınız. Huawei App Gallery, Petal Search gibi hem birinci taraf hem de üçüncü taraftan pek çok uygulamayı rahatlıkla bu akıllı telefonda kullanabileceğiniz hale getirmişler. Daha öncesinde Nova ile ilgili yapmış olduğum incelemede de rahatlıkla Google Play Store'da normalde olan uygulamaları nasıl buraya aktarabileceğinizi göstermiştim. Kısaca bundan da bahsetmek isterim. Çünkü EMUI 14 ile beraber artık Google uygulamalarını öyle üçüncü parti bir yazılım indirmeye gerek kalmadan App Galeri üzerinden aratıp rahatlıkla indirebiliyorsunuz. Bu önemli dönüm noktalarından biri Huawei için onu da söylemek isterim. Yani artık sanal bir cihaz kurmanız gerekmiyor. Google uygulamaları doğrudan cihaz üzerinde çalışabiliyor ve yine App Galeri'den Google Play diye aratarak Google Play'in kendisine de ulaşabiliyorsunuz. Yine önemli noktalardan biri tamam WhatsApp'ı kendi web sitesi üzerinden APK olarak resmi bir şekilde indirebiliyorduk en başından beri. Peki EMUI 14 ile beraber ne oluyor? Artık Google Drive üzerine WhatsApp'ı yedekleyebiliyorsunuz. Bu da birçok kullanıcı için önemli noktalardan biri. Şu anda 30 farklı uygulamaya App Gallery üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Ki bunun içerisinde Google Haritalar dahil, Google One dahil, Google Contacts, Google Photos, Google Chrome dahil bunların hepsi dahil. Bunun dışında Instagram, Facebook, Messenger, Spotify, Discord, Pinterest 30 tane farklı uygulama rahatlıkla direkt aplikeleri üzerinden indirilebilir ve kurulumu yapıldıktan sonra kullanılabilir. Bu uygulamalar dışındakilerinde Google Play'i indirerek telefonunuza yükleyebilirsiniz. Ve gelelim kameralara. Arka taraftaki bu üçlü kamera düzeni Huawei'den alışık olduğumuz özelliklerin üzerine yepyeni ve farklı özellikler ekliyor. Ana kamera 50 megapiksel ve f1.6 ile f4 arasında geçiş yapabilen bir diyaframa sahip. Tabii ki yine OIS'i destekliyor. Telefoto kamera yine OIS destekli. 3.5 kat yakınlaştırma sunabiliyor. Ama 93 mm telefoto bir kamera olduğu için 48 megapiksel çözünürlüğündeki bu telefoto kamerayla çok daha yakın mesafeleri inanılmaz bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. Son olarak 12.5 megapiksel çözünürlüğe sahip f2.2 diyaframlı ultra geniş açılı bir kamera var o da 13 mm. Ön kameraya baktığımızda da geniş açıyı ve 13 megapiksellik f2.4 diyaframlı selfie kamerasını görüyoruz. Pro 70 Ultra'yı açıp direkt fotoğraf çekmeye başladığınız andan itibaren hiç pişman olmuyorsunuz. Bunu da gerçekten deneyebilmenizi satın almadan önce öneririm. Tamam biz size şu anda işte bu telefonla çekmiş olduğum fotoğrafları gösteriyoruz. Hem benim hem Mehmet Ali'nin çekmiş olduğu fotoğrafları sizler göreceksiniz. Ama deneyince gerçekten çok daha farklı. Bir kere bazı önemli özellikler eklenmiş. Bu özelliklerden biri hakikaten akıllı telefonların en üst seviyelerinde artık görmemiz gereken bir özellikti. Bunu da Huawei'nin çok başarılı bir şekilde yaptığını görüyoruz. Huawei buna ultra hızlı anlık görüntü adını veriyor. Bu da şu demek, çok hızlı hareket eden koşucular, çok hızlı hareket eden bir futbol topu, tenis topu veya bir frisbee yakalamaya çalışan köpek. Bu tarzı görüntüleri yakalamak özellikle akıllı telefonlarda çok zordur. Defalarca arka arkaya çekim yapsanız bile kamera sensörünün hızı ona yetişemediğinden bulanık bir görüntü ortaya çıkacaktır ama burada hem yapay zeka geliştirmeleri hem de yenilenen kamera modülü sayesinde Huawei Pura 70 Ultra ile anlık hızlı görüntülerin fotoğraflarını çekebiliyorsunuz. Bu çok iyi işliyor. Özellikle bir köpek koşarken onu anında zamanda dondurup fotoğraflayabilmek, bunun dışında hareket eden, çok hızlı hareket eden bir cismi çekebilmek ve bunu sosyal medyada veya atıyorum sırf kendiniz için bir albümde tutabilmek çok güzel bir özellik. Ana kameranın tek güzel yanı da bu değil. Hem gün ışığında hem kapalı ortamlarda hem de gece karanlığında harika fotoğraflar çekiyor. Hatta ilk ben çektiğim gece fotoğraflarında gece modunu kullanmadım bile. Yani normal otomatik moddayken de tak diye anlık bir görüntü çekip hiç onu yapay zekada uzun süre işlemeden sizin önünüze sunabiliyor. Tabii ki daha iyi sonuçlar için direkt gece modunu kamera modüllerinde aktif etmeniz gerekiyor. Özellikle gece fotoğraflarından çok memnun kaldım. P serisinin başlarında işte 20'lerde 30'lardayken Huawei'yi. Sanki geceyi gündüz gibi yapan, yine çok iyi görünen ama hani bu tarzda bir özelliği olan bir gece modu vardı. Burada öyle değil artık. Yani baktığınız fotoğraf bir gece fotoğrafı gündüze çevirmiyor. Ama gördüğünüz her görüntü son derece net, son derece belirgin, öyle blurlaşma yok, grenleşme yok. Tertemiz fotoğraflar sunuyor size. Hem portre modunda olsun hem normal modda olsun. Bu telefonun gece modunu kullanmak gerçekten çok keyifli. Bir de ihtiyaç duyulduğunda ultra aydınlatmalı bir pop-up kamera sistemi kullanılıyor. Şimdi buradaki pop-up kamera aslında kıl telefonlarda biz pop-up kamera gördük. Hatta Huawei'de de kullanmıştı. Selfie kamerasını ekrandan gizlemek için kullanılıyordu. Artık hani günümüzün geleneği ekran üzerindeki bir nokta şeklinde. Huawei'de pop-up bu sefer ana kamera. Burada bir mekanizma var ve ihtiyaç duyulduğunda buradaki kamera ileri doğru çıkıyor ve sizin çok daha iyi çok daha net bir fotoğraf çekmenize yardımcı oluyor. Peki bu neden önemli? Çünkü içeride 1 inçlik bir sensör var. Aynı zamanda F1.6 diyaframa kadar gelebiliyor. E bunu da sadece 8.4 milimetrelik bir akıllı telefona sığdırıyorlar. Böyle bir mekanizmaya sığdırıyorlar. Hakikaten mühendislik açısından bence çok önemli, çok iyi bir gelişme. Hatta şu anda pop-up kamera harekete geçmiş durumda. Ben kamerayı kapattığımda yeniden kapanıyor. Bir vırt diye bir ses de eklemişler. Son derece şık ve güzel olmuş. Aynı şey makro modu için de geçerli. Ultra geniş açılı kamerayı bir makro kamera olarak da yine kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda videolarda çekebiliyorsunuz. Makro kamera işinde Huawei zaten çok uzun zamandır çok iyi. Burada da durum değişmemiş. Ben makro fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Makro video çekmeyi de çok kolaylaştırmışlar. Mesafeyi doğru ayarladığınız takdirde yani günlük hayattaki objelerin, sujelerin farklı yönlerini rahatlıkla ortaya çıkarabiliyorsunuz. Bence sosyal medya için de güzel bir olay. Bu tarz böyle farklı fotoğraflar veya videolar paylaşabilmek. Portre modu da tabii ki önemli noktalardan biri Huawei'de ve portre modunda da telefoto kamera çok iyi iş görüyor. Ana kamerayı kullandığınızda da çok iyi iş görüyor. Ortaya çıkan fotoğrafta arka plandan sujenizi harika bir şekilde ayırıyor ışığın konumu, ışığın durumuna göre en iyi sonuçları size vermeyi başarıyor. Gelelim bataryaya. Bataryamız 5200 mAh. Saat. Kutudan Huawei Supercharge çıkıyor ve onunla kablolu olarak 100 Watt'la hızlı şarj yapabiliyorsunuz. Bu da 5200 mAh'lik böyle dev bir bataryayı çok hızlı doldurabileceğiniz anlamına geliyor. Diğer yandan 80 wattlıkta kablosuz Huawei süper şarjı destekliyor. Tabi burada Huawei standardı olması da önemli. Onu da söylemiş olayım. Pil ömrü ise bir günü rahatlıkla çıkarıyor. Hatta ben Dubai seyahatim boyunca sadece iki kere falan şarj ettim ve telefonla gün boyu sürekli olarak fotoğraf çektim. Ee, i̇nternettir, diğer uygulamalardır. Bunları çok kullanmadım Dubai'deyken ama sürekli kamera açıktı diyebilirim. Sürekli cebimde geziyordu telefon ve iki gün boyunca neyi gördüysem onu çektim. Zaten siz de detaylarda bunları gördünüz. Genel olarak amiral gemisi akıllı telefonların ben öyle çok belirgin eksileri olduğunu düşünmüyorum. Huawei Pro 70 Ultra da zaten burada bir amiral gemisi açısından en iyi örneklerden biri. Google tarafındaki birçok kullanıcı için kat buran sorunları da çok yüksek ölçüde çözmüş olmaları, EMUI 14 ve 14.2 ile beraber de güncel Huawei yazılımının en iyi halini kullanabiliyor olmanız. Diğer yandan kameraların her zaman olduğu gibi çok iyi iş çıkarması bence bir amiral gemisi olarak Kura 70 Ultra'yı çok iyi bir seçenek yapıyor. Fiyatlara baktığımızda da Pura 70 Ultra'nın 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip olan versiyonu 40.000 liradan ülkemizde satışa sunulacakken 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı olan versiyon 37.000 liradan ülkemizde satışa sunuluyor. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve Teknopat'ı takip etmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.